çok diyene. Güncel Haber TV'den herkese iyi akşamlar. Sedat Uygun'la İşte Hayat programıyla yine sizlerle beraberim. Bu hafta konu Berkay Berker, Momentum Özel Öğretim Kursu kurucusu, öğretmen arkadaşım. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Bu yoğunlukta yine her zamanki gibi kırmadın beni. Biraz böyle acele oldu seni çağırışım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol davetiniz için. Eğitim açısından her zaman hazır olduğun için biraz da eğitim konuşalım istedim. Tabii. Tanımayanlar için Berkay Berker kimdir? Seni tanıyabilir misin? Tabii. Berkay Berker, aslen Çorumluyum. Öğretmenim, eğitimciyim. 2008 yılında Samsun'a geldim eğitim için. Üniversite hayatından sonra da Samsun'da kaldım bir şekilde. Samsun'un öyle bir yeteneği var çünkü gelen insanları içinde tutma gibi. Samsun'u yapıyoruz bir şekilde. Evet, evet, evet. Kaldım burada. Sonrasında üniversite bittikten sonra da hiç aslında zaman kaybetmeden burada bir şeyler yapmaya başladık. Hayata atıldınız. Evet, yani Atakum'da hemen eğitim sektöründe kendimiz bir şeyler yapmaya gayret ettik. 8 yıldır da Atakum'da eğitime hizmet vermeye çalışıyoruz. Mütevazilik için de ayrıca teşekkür etmek lazım. Yani kendi şeyimizde derken çok güzel işler yapıyorsunuz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ucundan kıyısından ben de beraber paylaştığım için biliyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şuradan başlasak, Berkay Berker ne olmak istiyordu? Çocukluk hayali neydi, meslek hayali? Yani valla aslında ben küçüklüğümden beri hep öğretmen olmak istiyordum. Çünkü eğitimci bir annem var. Annem öğretmen. Evet. Çorum'da bu işe de yıllarca gönül vermiş, hizmet etmiş. Hem devlette hem özel sektörde bir anneyle büyüdüğüm için ve onun çevresiyle hep öğretmenlerle birlikte büyüdük ve küçük yaşlardan beri hep öğretmen olmak istiyordum açıkçası. Oldu da yani bir şekilde nasip oldu. İstediğim bir şeydi öğretmen olmak. Olmak istediğim mesleğe yapma mutluluğunu yaşıyorum yani açıkçası. Mesela hobilerin ne? Hobilerinden bahsetsek biraz. Yani sesinin güzel olduğunu biliyoruz bir kere yani arkadaş grubunda da. Yani şöyle, ben çok küçük yaşlardan beri müzikle bir şekilde içli dışlı oldum. 6-7 yaşlarımdan beri hep bir şekilde işte bir dönem piyanoyla uğraştım. Bir dönem işte gitarla uğraştım. Son 5-6 yıldır da burada Atakum Belediyesi bünyesindeki sanat müziği korosunda zaman geçirmeye çalışıyorum. Yani boş zamanlarımızda. Yani müzikle uğraşmak hoşuma gidiyor. Biz de zevkle izliyoruz gerçekten. Teşekkür ederim. Evet, yani çok uzun yıllardır devam eden bir koro. Ben son 5-6 yıldır varım ama çok gerçekten Samsun'un eski korolarından birisi. Böyle yani müzikle uğraşmaya çalışıyorum aslında boş zamanlarımda.
Yani oradaki şey aslında bir öğretmen olarak söyleyeyim açıkçası. İnsanların bizim hobilerimiz de genelde yani stresli bir işimiz var aslında. Özellikle özel sektörde. Bu tarz şeylerin de ben öğretmenlere çok destek motivasyon açısından olduğunu düşünüyorum. Peki Berkay Berker bugüne gelirken hayatını etki eden, işte kendi işini kurarken böyle eğitimci kesinlikle biz birini örnek alırız öğretmenler. Senin de muhakkak vardır. Bir öğretmenin, beraber çalıştığın bir abin, eğitimci, böyle isimler var mı seni etkileyen? Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle biraz önce söylediğim gibi yani annem benim için çok büyük bir Tabii. faktördü. Yani ondan sonrasında Samsun'da bu işte bize ön ayak olan, beni cesaretlendiren birisi var. Bülent Gündağ Evet. Mert. Bu ismi de Çok bilirsiniz. iyi bir Şu an eğitimci, yani Türkiye büyüğümüz. çapında bir eğitimci şu Evet. anda. Biz onun markası olan yani hem Samsun'da hem şu anda Türkiye çapında markası olan Evet. isim söylememde bir Tabii, yok sakınca yok, yok hiçbir herhalde. Zeka hocamı Tasarım tanıyor Dükkanı. zaten. Herkes Aynen biliyor. öyle. Hiçbir Yani problem. tanınan bir eğitimci. Zeka Tasarım Dükkanı'nın bize Atakum'da bir şube açmamıza destek oldu. Ne Bu güzel. bizim için ki biz bunu yaptığımızda ben daha 22-23 yaşındaydım. Evet. 22-23 yaşında birisine güvenerek kendi ismini vermesi bizim için çok onur verici bir şeydi. Benim için yani bu sektöre girmemdeki en büyük destekçimdi diyebilirim. Yani şu an Evet. hala kendisiyle Evet. görüşüyoruz zaman zaman. Zaten buradan da şimdiden mesaj yollamış olayım. Birkaç hafta böyle mümkünse vaktim olduğunca eğitime önem veren bir kanaldayız. Ama bir türlü fırsat olmamıştı. Seninle başladık. Hocamı da ben burada misafir etmek isterim. Zaten bütün ulusal kanallarda her gün izliyoruz Evet. hocamı. Ama gerçekten o da iyi birine şans vermiş, iyi birine yol vermiş. Çünkü Teşekkür senin de ederim. güzel Çok bir sağ ol. ekibin var. Yani Erdo hocamız, Buket Evet. hocamız hani en başta olmak üzere. Yani benim dahi kahrımı çekiyorlar. Birçok öğrencinin orada velisiyim aynı zamanda. Çok güzel bir ekip kurdunuz. Teşekkür ederiz. Yani Sağ ol. siz mütevazı davranıyorsunuz ama yani her sene biz geçen sene senin yönetici odanda aile yani Boğaziçi'ni kazanan çocuğa Boğaziçi'ni ikna etmeye Evet. yani Evet. Hacettepe'yi işte ODTÜ'yü kötüler duruma gelmiştik. Çünkü o kadar iyi puanlar Evet. alan öğrencilerimiz var. Çok ilgileniyorsunuz, güzel işler Teşekkür yapıyorsunuz. ederiz. Sağ olun. Peki şöyle bir şey sorayım. Genelde siz öğretmensiniz, ben öğretmenim. Bugün deseler ki devlet okulunda çalışır mısın? Dön, hemen başla. Ya Yani şöyle ben biraz zor mu sordum ama. Ben üniversiteyi bitirdiğimden beri hiç KPSS'ye girmedim. Yani devlette öğretmen olma gibi bir hayalim olmadı hiç. Bir de zaten dediğim gibi üniversiteyi bitirir bitirmez özel sektöre Tabii. atıldığımız zaman özel sektörün içerisinde başka bir şeylere kanalize olmak, başka bir şeye zaman ayırmak vesaire çok da kolay olmuyor. Tabii. Yani şu an bir KPSS'ye hazırlanayım demek en az bir senelik, 1,5 senelik kendine zaman ayırmak Tabii. anlamına geliyor ki bunun içinde hiçbir zaman zamanımız olmadı zaten. Evet. Ha, öyle bir şansım olsaydı gider miydim? Ben tercih etmezdim. Ben de pek sanmıyorum. Yani sizin Yani orada pek, yapabileceğinizi yani hani. çok tercih etmezdim. Ben Evet. biraz daha karakter olarak da böyle çalışarak daha çok gayret ederek bir Büyük yerlere hedefleriniz gelme. var. Hiç küçük hedefiniz yok işin açıkçası. Yani Yani öyle denilebilir yani. yani var öyle bir şey. Ya yani burada şeyin önemi de çıkıyor Berkay Hocam. Tabii devletteki hocalarımıza buradan selam yollayalım. Tabii onların da kişisel Tabii ki tercihidir çok ama değerli siz farklı bir öğretmenlerimiz var. evet yani farklı bir mücadeleyi de seviyorsunuz. Gerçekten öyle. Hani o başarı şeyi öğrencileri o daha iyi yerlerde görmek. Böyle ortalama yerlerde değil. Sıfırdan alıp kimler nerelere geldi. Onları biliyorum. Burada tabii şey de önemli oluyor. Özel sektördeki özel okullar olabilir. Özel eğitim kurslarının önemi ortaya çıkıyor aslında. Mutlaka. Bizim gibi hani burada mücadele veren birçok abimiz, büyüğümüz, bir sürü kurslar, okullar var. O anlamda ne düşünüyorsunuz? Yani özel okulların durumu, özel öğretim kursunun ne gibi önemi var? Yani şimdi özel okulların kursların Türkiye'deki eğitim sistemindeki yeri azımsanmayacak kadar çok.
Yani şuradan birkaç sayı vereyim istersen. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Çünkü kısa bir konu değil. Şimdi öyle. Evet, çok yani güzel. Önemli de. Bir de bu son dönemde biliyorsun bu pandemiyle birlikte işte özel okulların, kursların vesaire aslında önemi bir tık daha öne çıktı yani. Tabii, bundan değeri anlaşıldı. Değeri anlaşıldı, aynen öyle. Durumda. Şimdi hocam şöyle bilgi vereyim. Mesela 15 milyon öğrencimiz var şu an Türkiye'de. Evet. 6 yaş ile 18 yaş arasında 15 evet. milyon öğrenciye sahibiz. Bu 15 milyon öğrencinin yaklaşık 1,5 milyonu özel okullarda eğitim görüyor. Evet. Büyük bir rakam. 1,5 milyon öğrenci çok ciddi bir kesinlikle. Sayı. Ama şu taraftan bakılırsa öğrencilerin totaldeki öğrencilerin %10'una tekabül ediyor bu sayı. Evet. Yani bu şu anlama geliyor. %90'lık bir kesimde devlet okullarına devam ediyor. Evet. Yani özel okulların önemi ortada. 1,5 milyon öğrenciye hizmet veriyor. Ama bir yandan da şunu düşünmeliyiz. Özel okula gitmeyen %90'lık kesim, yani 13,5 milyon öğrenci de okulla beraber takviye ihtiyacı duyabiliyor. Kesinlikle. Bu takviye ihtiyacı konusunda da işte muhtelif kurslar, özel öğretim evet. kursları vesaire, bunlar devreye giriyor. Tabii özel giriyor. Dersler de var. Bir tabii de. Özel, yani evet. özel ders alabilen öğrenci tabii ki alabiliyor. Evet. Ama alamayan öğrenci için kurslara. Aynen öyle, kurslara. Bir de şu da var, mesela eğitim kısmını bir tarafa bırakalım. Şu an mesela bir özel okuldaki öğrenci haftanın 6 günü okula gidiyor. Evet. Değil mi? Yani 5 evet, gün, evet. hafta içi 5 gün tamamen. Sabah 8, akşam 6-7'ye kadar, bazen kursların daha durumuna da göre 7'ye 8'e kadar. Tabii. Artı hafta sonunda 1,5-2'ye kadar yine kurs programlarıyla evet. dolu dolu bir eğitim alma şansı evet. oluyor özel okul öğrencisinin. Peki devlet okuluna gidip saat 2.30'da 3'te okuldan çıkan öğrenci, en basitinden annesi babası çalışıyorsa, anneanne babaanne gibi ona ilgilenecek hiç kimse yoksa, bir kere kurslar zaten bu noktada ihtiyaç. Devreye giriyor tabii ki. Hiç eğitim kısmına girmeden. Tabii. Yani çocuğun nitelikli zaman geçirebileceği tabii ki. Nitelikli, tabii nitelikli zaman geçirebilmesi belki için. Belki hobileriyle ilgili işler. Tabii, yani, tabii sanat kursları da bunun içinde tabii. neticede. Yani tabii. resim, müzik, bale, bu kurslar da bu muhtelif kursların test içerisinde. Sadece ders, test olarak bakmamak lazım. Tabii ki. Sadece bu noktada bile özel kursların nedenle önemli olduğunu görebilmek evet. mümkün. Ki şöyle de bir şey var. Mesela onun da sayısını vereyim. Şu anda MTSK dediğimiz mesela evet. sürücü kursları, yabancı dil, sanat kursu hariç, bunları bir kenara bırakıyorum, bunlar hariç, kişisel gelişim ve özel öğretim kursu sayısı 7000 Türkiye'de. 7000 tane kişisel gelişim kursu ve özel öğretim kursu var. Bu ihtiyaçta olduğunu gösteriyor. Aynen öyle, onu demeye çalışıyorum. Evet, yani evet. bir şey bu kadar çok rağbet görüyorsa, bu kadar çok açılabiliyorsa eğer, bu ihtiyaçtan kaynaklı bir şeydir yani. Tabii. Hatta biraz daha özele ineyim istersen. Samsun'da 117 tane muhtelif kurs, 58 tane de özel öğretim kursu var. Bu da 175 tane kursumuz var Samsun'da. Evet. Bu motorlu taşıtlarla birlikte, sürücü kursuyla beraber bu rakam 250'ye çıkıyor. Yani Samsun'daki bizim özel Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi tabii. kurs sayımız 250. Evet. Ortalama her birisinde 15-20 kişinin çalıştığını düşünürsek, ki daha fazla, daha fazlası da var. Kesinlikle. İşte buradan bir pay biç, yani 5000 kişi evet, bu işten evet. Para kazanıyor. Ekmek aileleriyle ekmek birlikte 3-4 tabii. kişilik ailelerini evet. düşündüğümüzde 20 bin kişi, 30 bin kişi bu sektörden ekmek yiyor. Evet. Ama işte orada bazen hani sistem ettiğimiz kısım da şu oluyor. Mesela şu an pandemi kısmına da biraz oradan da geçiş yapmak istiyorum. Hı hı. Şimdi aşılanma konusuna gelince, şu bahsettiğimiz öğretmenlerimiz henüz o kapsamda değil. Tabii. Olup olmayacağını da bilmiyoruz şu anda açıkçası. Mesela bu sağlıkçılarımızın aşı, işte 70 yaş üzeri, 65 yaş üzeri öğretmenler deyince, şu saydığımız bunca insan öğretmen kapsamında değil. Yani mesela özel okullarda şu an lafını kestim, özür dilerim. Mesela 2020 yılında özel okullardaki resmi rakamlara göre öğretmen sayısı 175 binmiş. Evet. 2020 yılında 175 bin, ki bu ciddi evet. bir sayı yani. 175 bin tane kurslar hariç, sadece özel okullarda evet. çalışan. Yani bir bu kadar da kurslarda olduğunu düşünürsek, yaklaşık 350-400 bin
özel sektörde çalışan öğretmenimiz var. Şimdi ama şöyle düşünelim. Yine pandemiye orada bir vurguda ben biraz o kısımdan bahsedersem. Kısa çalışma ödenekleri kalktı biliyorsun. Evet. Şimdi bu kadar insan kısa dönem çalışma ödeneği. Zaten kısa çalışma diye bir şey maalesef olmadı. Ondan da birazdan bahsedeceğiz. Siz çok güzel hazırlandınız o kısma. Yani resmen hazır yakalandınız kurum olarak. Yani çok akıl aldık biz de diğer arkadaşlar olarak sizden. Bu kadar insan işsiz kalmayla da karşı karşıya maalesef. Tabii yani öyle yakın zamanda zaten şunu herkes söylüyor yani bunu eğitimciler de söylüyor, ekonomistler de söylüyor. Bu pandeminin sıkıntılarını biz önümüzdeki yıllarda daha çok hissedeceğiz. Yani şu an bir şekilde idare ediliyor ya da sıcağı sıcağına şu an ne olduğunu farkında yani. Değiliz. Zaman içerisinde belki 2 sene, 3 sene sonra ciddi anlamda sıkıntıların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Pandeminin ilk döneminde tabii hazır yakalandınız ama yine de sıkıntılar oldu. Yani iyi atlatan kurumlardansınız. Çok güzel eğitimler verdiniz ki öğrenciler kazandı. Bizzat şahit olduğum için söylüyorum. Ne gibi sıkıntılar oldu? Yani pandemi Mart ayından, geçen sene bu zamandan bugüne ne gibi sıkıntılar oldu? Neler yaşadınız? Yani saymakta vallahi evet yani bu uzun bir soru. Yani günlerce konuşulabilir. Bir seneyi tamamladık bu süreçte. Geçen sene 13 Mart'tı. Yani aslında biz şöyle kurum olarak ekip olarak biz en yaşça büyük öğretmenimizin 33-34 yaşında olduğu bir kurumuz. Dinamik bir öğretmen kadrosuna sahibiz. Her birisinin, her bir öğretmenimizin sürekli olarak fikir ürettiği ve ortaya hızlı bir şekilde bir şeyler çıkartabilen bir kurumuz. Biz 13 Mart'ta bu pandemi patlak verip eğitime ara verildiğinde hemen çok kısa bir süre içerisinde konuştuk ve 2 gün içerisinde hiç bilmediğimiz, çok yabancı olduğumuz, daha sonu önce hiç yapmadığımız, aynen öyle. O sürece girdik ve ilk defa da online eğitim yaptık. Yani çünkü online eğitim birçok kurumun %90 yabancı olduğu bir eğitim sistemiydi. Çok kısa sürede ona adapte olup online eğitime başladık 2 gün içerisinde. Yani belki de Samsun'da bu kadar kısa süre içerisinde başlayan birkaç kurumdan bir tanesiydik biz. Yani bunun başka sebepleri de var. Kurum tipi olarak. İşte evet, belki yani o da çok önemli. Orada tam lafını balla kesiyorum. Butik kurum aynen, ondan kısmı çok önemli sizin. Çünkü çok güzel bir özelliğiniz ve sonuçları çok güzel alıyorsunuz o anlamda da. Bir de ondan da bahsetsek. Butik olma şimdi evet burada mesela bu o süreçte bunun çok faydasını gördük biz. Çünkü butik kurum hatta bu pandemiden sonra butik eğitim ismini çok daha fazla duyar olduk biz. Evet, ve duyacağız da. Daha çok duyacağız. Hibrit eğitim modeli, aynen öyle. Butik tabii, eğitim. Çok daha fazla kesinlikle. Duyacağız. Yani butik eğitim dediğimiz şey ne? Kısaca böyle bir iki cümleyle ifade etmek tabii, gerekirse tabii. Şudur. Öğrenci sayısının az, öğrenciyle ilginin daha fazla olduğu kurum. Evet. Bir kişi cümle. Başı ilgi aynen öyle. Fazla olduğu. Aynen öyle. Yani örnek veriyorum. Bir kurumda öğrenci öğretmen oranına bakıldığında atıyorum 20 tane öğrenciye bir tane öğretmen düşüyorsa genel sayı anlamında işte butik kurumlarda bizim kurumdan örnek vererek konuşuyorum. Momentum'da boşta öğrenci göremiyoruz. 6 aynen öyle 5-6 öğrenciye bir öğretmen düşecek şekilde planlanmış, programlanmış bir eğitim modeli bu. Butik eğitim. Bizim bütün sınıflarımız özel sınıf. Tabii. Yani örnek veriyorum herhangi bir A kurumunda 10 tane 8. sınıf açılıyorsa, 10 tane 12. sınıf açılıyorsa vesaire. Bizde 12. sınıf mesela bir tane açılır ama özel bir sınıf olarak açılır. Yani biz işte 10 tane 12. sınıf açacak, 10 tane 11. sınıf açacak zaten hem yer olarak böyle mekan bir şey müsait değil. Ev gibi yani öğrencinin kendisini evinde hissedebileceği. Zaten bir aile ortamı var. Bizim aile ortamı. Gördüğümüz, evet tabii ki yani. Aslında şöyle ki pazar kahvaltılarınız, çoğu zaman katılamazsınız. Pide günlerimiz. Pide günleriniz. Evet. Çünkü orada bu başarıyı da getiren bir şey aslında. Bu dinamiklerin bir arada çalışması. Yani dedim ya işte biz birkaç ismi saydık. İşte Erdo Hocam dedik, Buket Hocam dedik ama diğer bütün hocalarım da. Yani çünkü sosyal aktiviteleriniz vardı. İşte halı saha maçları tam bir aile ortamı. Tabii. Ve her öğrenciye herkes her şeyi ne kadar bütün detayını bilmesi çok güzel. Butik eğitimde. Hem öğrencinin bütün detayına kadar her şeyini biliyorsunuz. Hem aileyle
velilerle bir süre sonra o ailenin parçası oluyor. Yani öğrenci, veli, öğretmen bu üç ayağı sağladığımızda zaten başarı kaçınılmaz oluyor. Yani bizim bütün öğrencilerle, bütün velilerle, hepsiyle ayrı ayrı gruplarımız, hepsiyle sosyal hayatta diyaloglarımız var. Bu da butik kurumda, yani kalabalık bir kurumda bunu sağlamanız mümkün değil. Yani İmkansız. 500 tane öğrencisi olan bir kurumda hangi öğrencinin velisi kim onu bile bilemez. Tabii şeyler var. Şey yani değil. İsim vermeyeyim ama bir destek olduğumuz bir gencimizin veli toplantısına ailesi yerine gittiğimde çocuğun adını söyleyip resimden hocamız gösteriyordu. Şu mu? Hani bu mudur diye. Hani bulmak için ve bulamıyor. Onunla ilgili bir bilgi de yok. Herhangi bir not da yok. Şimdi sizin burada verdiğiniz notlar gibi öğrencilerle ilgili verdiğinizi de biliyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. Biz yabancı dil kısmını yapıyoruz kurum olarak. O anlamda sizin çok desteğiniz oldu bize. Bütün diğer derslerde skorlar, Türkiye geneli denemeler, rakamla buradaki gibi. Yani Berkay Bey'in bir özelliği hep rakam konuşur. Net de şunu yaptı, bu çocuk şuraya girecek, çalışmazsan böyle olur. Bu çok güzel ekibinizin. Ben orada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. EBA kısmıyla ilgili bir eleştiride bulunacağım. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, politikacılarımız diyeyim özetle, çıktıklarında bizi bu kadar öğrenci EBA'dan takip ediyor diyorlar. Bir takip sistemi yok. Çocuk EBA'yı açıyor, gidiyor öbür odada oynuyor. Buna kim ne derse, tabii EBA'ya giremeyenler, destek noktaları falan filan kısmı ayrı tartışma ama o konuda ben biraz eleştireceğim. Çünkü orada takip yok. Gelmediğinde örnek veriyorum. Buket hocam öğrenciyi arıyor. Ben velisi olduğum öğrenciden biliyorum. Mesaj geliyor. Kaç net yaptı, ne yaptı? İşte takip sistemi var. Siz Instagram'dan da yayın yaptınız. Telegram grubunu da yaptınız. Zoom'dan da yaptınız. Hepsini kullandınız. Evet. Çocuk birinden kaçsa birinden kaçamıyor. Çocuk o kaynakları yapmama şansı zaten yok. Hele ki şimdi yüz yüze olduğunda kurumdan içeri girip de hani hocalar boşta bir öğrenci bırakmıyorlar gördüğüm kadarıyla. Çok güzel, o anlamda tebrik ederim. Yani bizim şu anda bir öğrenci örnek alınacak bir durum var. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Mesela şu an öğrenci derse gelmediğinde mesela günün sonunu beklemiyoruz veliye bunu haber vermek için. Evet. Çünkü diyalogumuz ciddi anlamda kuvvetli. Ve artık tamamen teknolojiyi kullandığımız için işte WhatsApp grubu, işte Telegram grubu vesaire. Evet. Sınıf toparlandı mı hemen fotoğraf veli grubuna atıyoruz. Eksikler bunlar, bilginiz var mı? Ders başladıktan 5 dakika sonra tabii. Yani biz derse başlıyoruz, hadi yoldaysa gelsin veya işte unuttuysa, saati karıştırdıysa vesaire hemen veliyi anında bilgilendirme yapıyoruz yani. Bunun esprisi var. Selçuk Hocam da bizi izliyor, diğer arkadaşlar da izliyorlardır. Burada birçok kişi... Hani gidelim alalım müsaitse falan şeyinde artık hocalarda. Evet. Aynen da çok öyle güzel. Tabii canım, biz yani öğrencileri dersten sonra evine bıraktığımızda oluyor yani. Ya evet. Yani ama ihtiyaç dahilinde. Yani o anlamda Atakum şanslı ama orada ben bugün nedense hep sistemkarım. Biraz bir sistemde de bulunacağım. Siz hani bir şey demek zorunda değilsiniz ama Berkay Berker'in bana çok güzel bir teklifi olmuştu bu pandemi döneminde. Çocuklar çok bunaldı, evdeler. Katılabilen olabiliyor, kursa gelebilen oluyor, gelemeyen oluyor, parası olan oluyor, parası olmayan oluyor. Yabancı dilde destek olursanız biz verebildiğimiz bütün Atakumlu çocuklara, hatta başka şehirlerden de olabilir, ücretsiz ders vereceğiz. İkinci sınıftan lisesi, KPSS'i, ortaokul hiç ayırt etmeden, yani bunun içinde matematiği de katın, coğrafyayı, Türkçesini, hepsi, kimyası. Yani benim bildiğim askerde vatani görevini yapan öğrenci de katıldı. İstanbul'dan da katıldı. Farklı ülkede olup hani pandemiden dolayı Türkiye'ye gelememiş öğrenci de katıldı. Biz bunu Atakum'da yaptık 4 Ocağı kadar. Ama maalesef Atakum 1,5 ay kadar falan bir buçuk ay sürdü. Ve ondan sonra açıldı. Zaten ondan sonra katılabilen yine katıldı. Gelenler zaten geldi ama herhangi bir teşekkür almadık. Ben Berkay adına o teşekkürü hala bekliyorum. Burada dediğim gibi hani bir şey demek zorunda değilsin ama ben yine mesaj isteyen kişilere ulaşsın diyorum. Bir teşekkür bekliyoruz zaten. Herhangi bir şeyimiz yok. Bir maddiyat. Ya biz bunu yok. Eğitimci olarak yaptık. O dönemde sıkıntılı da bir dönemdeydik tabii. Biliyorsun yani. Tabii. Bizim kurumlarımızın kapalı olduğu dönemler. Tabii. Yani ciddi anlamda hem maddi hem manevi olarak problemler yaşadığımız dönemlerde
Biz bunu isteyerek yani Vallahi çok öğretmen güzel. Yani arkadaşlarımızdan bütün ricada bulunarak. Hocalarıma buradan teşekkür ediyorum. Yani. Biz de çok Hepsi teşekkür canla ediyoruz. başladı. Gerçekten Çok güzel takip ettiler. Hiç kimse sormadı, sorgulamadı. Biz böyle bir şey yapmak istiyoruz dediğimizde hiç itiraz almadan bütün öğretmenler, arkadaşlarımız kabul ettiler. 6 haftalık bir program uyguladık dediğin gibi. Belki de o dönemde 4 Ocak'ta açılmasa belki de halen devam ediyor. Ederdi, ederdi tabii. Çünkü hiçbir hocam şey demedi ya işte ben derse gireceğim işte matematik hoca atıyorum Emre hoca çıkıp da ya kardeşim ben 40 saati zaten doldurdum. 30 saat oldu kimse öyle bir itirazda bulunmadı. Kaç öğrenci varsa bakıldı. Ben bu hani sistemi de demiş oldum. Yani biz yani eğitimci senin olarak... Senin programında demek belki senin konuk olduğunda hani böyle habersiz şey gelebilir Yok, ama... Biz eğitimci olarak biz kendi isteğimizle böyle bir şey yaptık. Yani canları sağ olsun. Canları sağ olsun diyelim geçelim evet. O kısmı. Fazla böyle şey yapmadan, derinine girmeden. Şimdi pandemi kısmı devam ediyor. Belli sıkıntılar var. Sence bundan sonraki süreç nasıl devam edecek? Yani eğitim sektörünü neler bekliyor? Yani şimdi biraz önce de konuştuğumuz gibi bu ciddi anlamda eğitim sektörüne zarar verdi. Muhtemeldir ki önümüzdeki süreçte biraz daha bunun sıkıntılarını yaşayacağız. Çünkü bir senelik eğitimde bir senelik bir kayıp Tabii. Kolay telafi edilebilecek bir Maalesef süreç değil. Evet. Ama şu da var, biz sadece kendi kurumumuz için değil, bütün Türkiye genelinde çok genç, dinamik ve çalışmayı çok seven öğretmenlere sahibiz. Evet. İnşallah bu pandemi süreci sona erer ve tamamen %100 tam kapasiteyle yüz yüze eğitime geçer. Hem okullar hem kurslar hem özel okullar vesaire evet. Geçersek, geçebilirsek inşallah en kısa sürede. Hemen çocukları motive edip bu eksiklerin kapanacağına inanıyorum. Tek yapmamız gereken şu an bu pandeminin bitmesi için herkes bireysel olarak elinden ne geliyorsa onu yapmalı. Evet, maalesef Samsun o konuda rekoru artık kırdı, geçiyor. Evet, yani yani şunu yani. Aslında bakması lazım insanların. Çocuklarının eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için herkes bu noktada elinin taşın altına koyması gerekiyor yani. Evet. Yani inşallah orada yine Berkay ve ekibi şunu yapsın istiyoruz. Geçen sene pandemi döneminde yine Atakum'da çadır kurdunuz belediyenin orada. Evet, sevgili tercih kardeşimiz. Evet. Ecem evet. O konuda çok koşturuyorlar. Evet. Yani onların da hani hakkını verelim bu tarz şeylerde. Emircan ve Ecem yine bu kanalda program yapan kardeşlerimiz. Siz de gittiniz, destek oldunuz. Evet. Bir sürü rehberlikçi arkadaşımız. Ecemlerle başladınız sabah akşama kadar. İnşallah bu sene de güzel tercihlere vesile i̇nşallah, olursunuz. İnşallah yine yaparız. Ecemler yine yapacaktır onu da biliyorum. Siz yani de yapacaksınız. Yaparlar mutlaka. Bizden de destek istediklerinde biz de destek olmaya çalışırız. Tabii, her zaman. Yeter ki sağlıklı bir şekilde evet. Bu seneyi tamamlayabilirim. Atlatalım, geçelim. Evet. Şimdi Berkay Berker sanat hayatında, ses kısmında başarılı biliyoruz. Bir gün inşallah burada programda da onu da görürüz. İnşallah. Eğitim kısmında da güzel ama bir de girişimciliğiniz var. Yani sadece bir kurs açınca bu iş, hani kurs açtım öğrenciler gelsin olmuyor. Siz merkezde 56'larda Atakum'da yaptınız ve ayakta durdunuz. Nice kurumlar kapandı. Diyorsun ki 35 yaşında öğretmenimiz yok. Yani gerçekten genç bir kadroyla bunu başardınız. Birçok gencimiz var. Kendi işini kurmanın hayalini peşinde koşturuyor. İdealleri olan gençler var. Berkay Berker olarak tavsiyelerin nelerdir? Neler yapsınlar genç arkadaşlar? Yani bir kere hedef koyup o hedef üzerine çalışmak temel şart diye düşünüyorum ben. Yani ya böyle çok da nasıl söyleyeyim çok da bilir kişi gibi konuşmak da çok hoşuma Ama gitmiyor başarmış aslında. Başarmış biri olarak ben söyleyeyim. Yani ben şunu yaptım, ben kendi yaptığımı söyleyeyim. Ben üniversite okurken ne yapacağıma karar vermiştim. Yani ben üniversitenin son yıllarında biz işte Erdi Hoca ile beraber biz dedik ki biz üniversiteyi bitirince böyle böyle bir şey yapabiliriz. O zamandan belliydi bizim mesela ne yapacağımız. Biz onun üzerine hep çalışmalarımızı yürüttük. Yaptık, olmadı. Yine İdare yaptık. Evet. Yeterince olduğuna inanmadık. Bizi tatmin etmedi. Evet.
İşte mekan değişikliği yaptık, işte büyüttük vesaire. Ama hep üstüne koymaya çalıştık bu zamana kadar. Bence birinci şart insanın ne istediğini bilmesi. Buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Erdo Hocam'la siz başarılı iki arkadaş devam ederken bizi tanıştıran, buluşturan Aziz Özben Hocam'a Aziz Hocam, da evet, onu da buradan anmak istiyorum. Benim abim. Çok selamlar. Evet. Yani o bir gün benim dedi de hemşerimdir ki, yani Çorumludur. Evet, Çorumludur. Benim evet. de Çerkez soydaşımdır. Bir gün bana dedi ki yani ben de koşturuyoruz, uğraşıyoruz. Ben yabancı dil alanında bir şeyler yapmak istiyorum. Bana bir gün dedik seni birileriyle tanıştıracağım. Siz bundan sonra hep beraber yürüyeceksiniz. Tabii bilmiyorduk. O gün aldı. Sizin oraya geldik. Kurumu gördük. Ortamı gördük. İki senedir beraber bir şeyleri başardığımıza evet, inanıyorum. Evet. Gerçekten burada emek veren bir sürü hocamlar. Biz çok keyif alıyoruz sizlerle çalışmakta. Selçuk hocamlar, Tamer hocamlar. Güzel bir aile olduk işte. Ebrular, Salihalar. Bir beyin fırtınası çıkıyor. Güzel başarılar oluyor. Evet. Açıkçası benim de kahrımı çektiğiniz için bütün ekibe o çok anlamda keyifli, çok keyif alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Bugün beni kırmadın geldin. Ne demek, ben çok teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey varsa. Teşekkür ederim, yani çok keyifliydi. İnşallah izleyenler de beğenmişlerdir sohbetimizi. Evet, ama bu bitmeyecek söyleyeyim. Çünkü çok özet bir program yapmış ne olduk. Ne zaman arzu hocamla edersen. Beraber yine ben sizi özellikle tercih döneminde rahatsız edeceğim. Tabii. Güncel Haber TV'den, İşte Hayat programından herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.